rızıkla buluşmamızla ilgili çok heyecan verici olan bu halleri bir misalle arz etmek istiyorum. Mesela İstanbul gibi büyük bir şehirde, önce Ankara'yı düşündüm misal vermeye, daha sonra nüfusu daha fazla olduğu için İstanbul hatırıma geldi. İstanbul'dan misal verelim. Yani 10 milyon kişinin, 15 milyon kişinin yaşadığı bir şehir düşünelim. Bu şehirde mesela bir memur, diyelim ki Anadolu tarafında oturuyor. Benim bir arkadaşım vardı da o vesileyle böyle misal vereyim istiyorum. Anadolu tarafında oturuyor. Sabah evinden kalkıyor. Diyelim ki bir otobüse biniyor. O otobüsü yani böyle tesadüfen seçmiyor. Değil mi? Yani bir yere tayin edilmiş. Bir yere uygun otobüse biniyor. Ha, otobüse biniyor. Otobüsle gidiyor. Diyelim ki Boğaz'ın kenarında bir yerde iniyor. Orada vapura biniyor. Yani başka bir vasıtaya biniyor. Vapurla karşıya geçiyor. Orada karşıda diyelim ki dolmuşa biniyor. Veya taksiye biniyor. Oradan diyelim ki İstanbul'un bir semtine gidiyor. Herhangi bir semtine değil. Tayin edildiği, vazifeli olduğu. Yani bir bakıma adının yazılı olduğu. Bilgisayar kayıtlarında bu dairede çalışan filanca deniyor onun hakkında. Ve odasının kapısında adı yazılı. Adı yazılı. O odaya gidiyor. Oraya gidiyor. Diyelim ki İstanbul misalini vermemde bir de bu durum sebep oldu. Diyelim ki bir gökdelen var. Yani 60-70 katlı bir gökdelen. Onun kapısına gidiyor. Zile basıyor. O 60-70 katlı binada diyelim ki 40. kata çıkıyor. 39'a değil. 41'e değil. 60. kata değil. 40. kata çıkıyor. O katta diyelim ki onlarca, belki yüzlerce oda var. O odalardan birine doğru yöneliyor. Odaya giriyor. Odada 10 kişi, 20 kişi çalışıyor. O diyelim ki A masasına oturuyor. Masasında evraklarla ilgilenmeye, işini yapmaya başlıyor. Bu sırada birisi dese ki 10 milyonluk şehirde sen buraya tesadüfen mi geldin? Odadaki birisi böyle bir şey söylese, kardeşim akıllı ol. Ben Anadolu yakasından otobüse binerken, vapura binerken, dolmuşa binerken, taksiye binerken, bu binaya girerken, bu binada, bu kata çıkarken, bu katta, bu odaya girerken, bu odada, bu masaya otururken hep böyle bilerek, yani bir hedefe doğru yürüdüm. Bu memur elbette attığı her adımda Allah'ın sonsuz nimetlerinden faydalandı. Attığı her adımda, otobüse bindiğinde, indiğinde, yürürken, elini, kolunu, ayaklarını hareket ettirirken Allah'ın rububiyetinin tecellisine mazhar oldu. Yani Allah'ın yardımıyla, Allah'ın inayetiyle, Allah'ın lütuflarıyla evinden çıktı. Bir uzun yolculuktan sonra dairesine, masasına ulaştı. İnsan olduğu için, şuurlu olduğu için yöneldi, iradesini kullandı. Fakat daima yolculuğunun her karesinde Allah'ın yardımı, inayeti, iradesi, kudreti, rububiyeti onun üzerinde tecelli etti. O insan diyelim 10 milyonluk bir şehirde ve insan mahlukatın en akıllısı, en zekisi ve daha önce belki birkaç defa yanılarak, o yerini öğrenmede birkaç defa zorlanarak, ilk gittiğinde sorarak öğrenip belli bir tecrübeyle ancak öğrenerek belki birkaç kilometrelik bir alanda bir seyahat yaptı. Ama kainattaki rızık hadisesi çok daha uzun süreçlerde ve çok daha fazla sayıların arasında tercih yaparak gerçekleşiyor. Peki o nasıl oluyor? Onlar akıllı mı? İnsanın daha mı zeki? Şüphesiz ki zerrelerin aklı, iradesi, şuur yok. Şimdi sabahleyin pencereyi açtığımızda, perdeyi çektiğimizde odamıza giren güneşin ışıklarına, zerrelerine sorabilseydik, hoş geldin diyebilseydik ve diyebilseydik ki bana bir anlatır mısın? Yolculuğun nasıl geçti? Nerelerden geçtin? Yani güneşin merkezinden ayrıldıktan sonra o 8 dakika sürdüğü söyleniyor. Güneşle dünya arasındaki yolculuğu. Bana anlatır mısın? O kadar heyecan verici olurdu ki. O kadar merakımızı hareketlendirdi ki. O kadar tekrar var mısın? Dünyanın atmosferine girdikten sonra neler oldu? O atmosferde çeşitli tabakaların olduğunu okuduk okullarda. O tabakaların her birinde
Sen ne gibi hallere alındın? Nasıl süzüldün? Süzüldün mü? Süzgeçlerden mi geçtin? Çünkü yine okullarda okuduk ki biz. Güneşten çıkan bazı ışınlar, kozmik ışınlar diyorlar. Yanlış hatırımda kalmadıysa atmosferde tutuluyor. Süzülüyor. Mesela yine yanlış hatırımda kalmadıysa ultraviyole ışınlar diyorlar. Bir kısmı tutuluyor, bir kısmı geçiriliyor. Eğer o tutulanlar, atmosferde tutulanlar bize dokunsaydı delik deşik olurduk. Evet, güneşten bize dokunan ışın, gıda, rızık. Nasıl bir maceraya alındı? Nasıl yollardan geçirildi? Arkadaşlarından hangileri yollarda tutuldu? Hangileri biraz süzüldü, değişik hallere alındı ve sabah odamızdan girdi ve bize dokunduruldu? Gerçekten bu yolculuğu dinleyebilseydik, bizi heyecanlandıracak olan haber öncelikle bu haber olurdu. Bitmedi. O gökdelene giren memur 40. kata çıktı, bir odaya girdi, bir masaya oturdu demiştik ya. Güneşin ışığı veya içtiğimiz bir bardak sudaki zerre insan denen apartmana girdikten sonra o apartmandaki hücreler denen odalardan hangisine ulaştığı incelenebilse, izlenebilse. 100 trilyon apartman hücresi evet, söyleniyor. Ağız denen kapıdan girdikten sonra nerelerde ne işlemler görüyor? Bizim haberimiz olmadan. Yani o güneşten çıkan ışığın bize dokunduruluncaya kadar yollarda geçirdiği hallerden, uğradığı yerlerden haberimiz olmadığı gibi bize dokunduğu andan itibaren veya suyu içtiğimiz andan itibaren bu defa güneşten bize gelinceye kadar geçirdiği yolculuğun bir benzerini ağzımızdan girdikten sonra gözümüzdeki tabir caizse ilgili masaya oturuncaya kadar neler geçiriyor, neler rızık üzerinde diyor Bediüzzaman, rızık erzak üzerinde rububiyetin tecellisi, böyle bir kavram kullanıyor. Rububiyetin, yani elhamdülillahi rabbil alemin dediğimizde Allah'ın Rab isminin bizim gözümüze, bizim dişimize, bizim tırnaklarımıza, bizim beynimize ulaştırılan bir rızgın vücudumuza gelinceye kadar geçirdiği haller, vücudumuza girdikten sonra ilgili hücreye varıncaya kadar geçirdiği haller incelendiğinde ağzımızdan dökülecek cümle şudur: herkesin alnında rızkı yazılıdır ve rızgın üzerinde ismimiz yazılıdır. Peki hocam, telaşlanmaya, endişeye gerek yok.